Herkese merhabalar. Paraşütlü Öğretim Bandı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Eran. Bugünkü konuğumuz Kadir Köymen. Ee, hoş geldin Kadir abi. Hoş bulduk Eran. Ee, bizim formatımız normalde işte her bölüm farklı bir firmayı e, misafir olarak alıp o firmada nasıl ürün geliştirdikleri üzerine biraz süreçleri, kültürleri, sistemleri inceliyoruz. Evet dinliyorum ee, burada... zaten birkaç bölümlerinizi dinledim. O yüzden Süper. E, biliyorum hazırım yani. <laughs> Tamam süper. Burada aslında hem elektrondan da bahsedeceğiz ama diğer taraftan e, senin ürün geliştirmeye bakışın, e, prensiplerin, e, bir sonraki işinde veya bir sonraki projende, bir sonraki ekipte veya Ederkron'da yani getirmeye çalıştığın şeyleri de konuşacağız yani birey olarak. E, onları da konuşuruz. E, Ederkron tabii başta hikayesini hı, özür dilerim. Başta şunu buyurun. şunu ekleme ekleyerek başlamak lazım ama bir disclaimer vermek istiyorum. E ee, şu anda ben Edelcron'da artık e, yönetimde olmayan, Aynen. aktif olmayan birisiyim. Ya yani emeklisi Hı -hı. sayılırım. Hatta üstünden bir neredeyse 7 ay falan geçti. Ee, Hı -hı. O, o yüzden hani biraz kendi adıma konuşuyorum. Şirketi temsilen de konuşmuyorum. Ama şirketimizde şeffaf pek çok konuda zaten. O, o şeffaflığına Hı -hı. dayanarak ben de şirketle ilgili bazı bilgiler veri verebileceğim ama genellikle dediğim her şey hani kendi adıma. Onu Kadir Köymen adına konuşuyorum. Evet. tamamdır. Tamam, süper. Ya şimdi, e, ya bayağı geniş bir konu aslında. Hani nasıl konusu? Bir ürünü geliştirmek nasıl yapılır? Nasıl iyi hal, nasıl kaliteli bir ürün geliştirilir? Bunlar seneler içerisinde insanların tecrübeleriyle birden fazla kişinin tecrübesinin birleşmesiyle aslında ortaya çıkan şeyler ama e, biraz böyle hani parçalamaya çalıştım e, şeyi. E, şimdi Hani bunu hazırlanırken de bayağı da bir hani içeriğinizi hem içerikleri hem de şirketle alakalı belgeleri okudum. Bu arada e, hani şirketle alakalı bütün kurallar, polisler, süreçler bunların hepsi açık transparan bir şekilde paylaşılıyor. Hani ilgilenenler için de ben linkleri de koyacağım. E, bir örnek olarak görsünler diye çünkü bunu transparan bir şekilde paylaşıyor olması eder çok güzel bir davranış. Hem örnek alınması açısından hem de öğrenilmesi açısından. İnsanlara ee, iyilik or yapmak da değil aslında. Şeffaf olmamızın daha çok bize faydası var. Şeffaf olunca daha düzgün olmak zorunda kalıyoruz. Ve bu kısa vade biraz canımızı sıkıyor çok düzgün olmak zorunda kalmak. Ama uzun vadede Hı -hı. biz ondan daha çok para kazanıyoruz. O yüzden böyle Hı -hı. inanılmaz bir şey gibi gözüküyor dışarıdan. Ne kadar da yardımsever bir şirketler, ne kadar da şeffaflar. Hı -hı. O kendimiz için aslında. Tamam. Peki bugün nasıl geldi? Yani... Sonuçta o, o dokümanı okuyanlar görür. Bayağı bir kural seti var orada. Yani gerçekten detaylı bir şekilde e, kimin kiminle iletişim kurabileceğine dair oraya gidene kadar e, oraya giden bir kural seti var. E, oraya nasıl geldiniz? Yani kaç seneki tam senesini hatırlamıyorum. Çok uzun bir hikayeden bahsediyoruz burada Elden Akron'un hikayesi ve senin de hani ürün geliştirme hikayende. Burada hani bayağı ağır bir sistem düşüncesi belli ki var. O sistem düşüncesine nasıl geldi? Yani bunu sistemsel yapmalıyız. Fikri nasıl oluştu sizde? Ya zeki insanlarla çalışmak e, başka türlü olmuyor. Bir sürü kişiyi bir araya toplayabilirim etrafıma. E, var yani öyle. Bu böyledir dersin. Ben böyle yazdım, böyle karar verdim. Hı hı. Ben bu şirketin sahibiyim, patronuyum. O yüzden de bu böyle yapılacak dersin. Ve e, yani maaşını da ona göre verirsen İnsanlar gelir toplanır dişini sıkar ve dediklerini yaparlar ama bu bir yere gitmek değil yani. Bu, bu devamlı bir akışa karşı mücadele tarzı bir iş şekli oluyor. Kimsenin yanına kar kalmıyor ve gerçekten de zeki insanları bu şekilde toplayamıyoruz yani. Esas zekanın tanımı opsiyonlarını açık tutmaktır. Ve nasıl söyleyeyim bu şekilde insanları etrafımıza topladığımızda Zeki insanlar olurlarsa opsiyonlarını açık tutacaklardır. Nasıl tutacaklardır mesela? Her an başka yerde de e, işe girebilecekleri şekilde şirketin esas iştigal konusunun dışındaki başka konulara da uğraşarak opsiyonlarını açık tutacaklardır ve bunun yani o zekalarını istifade edemeyiz bu şekilde. Çünkü o zekalarını kendilerini korumak için kullanacaklar. E, o yüzden sistemin öyle bir şey olması gerekiyor ki Dediğim gibi insanların opsiyonunu açık tutma ihtiyaçlarını şirketin kendi içinde sağlasınlar. Ve e, bir arkadaşımın söylediği bir laf var. Benim de çok benimsediğim bir laf. Yani buradan öte köy yok diye bir tanım. Gerçekten insanlar e, bizim şirketimize geldiklerinde ya yani buradan öte köy yok. Olabileceğin en iyisi bu zaten. Ben buradan ayrılıp kendi işimi kursam bu elimdekinden daha zor, daha sıkıntılı. Başka bir şirkete girsem bu elimdekinden daha zor, daha sıkıntılı. Burası çok iyi kurulmuş. Opsiyonları açık tutmaksa burasıdır benim opsiyonlarımı en açık tutabileceğim şekilde tasarlamış olan mekan. Buna ulaşmak gerekiyor. Ancak bu şekilde zeki insanları toplayıp onların da zekalarını firma için hep beraber ortak menfaatlerimiz için tamamını kullanmalarını sağlamış oluyoruz. Ee, ve birinci esas konu bu. Bu bilinç bütün bu yaptığımız şeyleri birer birer yapmayı sağladı. Çünkü akışa karşı mücadele çok zor. Dün etrafımda benim ailemde girişimciler vardır, ticarette çok başarılı olmuş, başarısız olmuş insanlar vardır. Çeşitlidir yani. Ve onlardan gördüğüm şu, yani bir türlü emekli olamamış. Ee, güya özgürlüğü için kendi işinin patronu olmak için kendi girişimlerini kurmuş ama sonunda kendi işlerinin tutsağı olmuşlar, patronu olmamışlar. Ve gitgide hayat nedir, ne neyiz, hayatın anlamı nedir falan filan gibi konular ve tartışmalar artmaktayken insanlar çalış çalışanlar, maaşlılar zaten bir şey içindeler. Tutsaklık işte modern kölelik bir takım kelimeler artık. ...bir şeye dönüşmeye başladı. Genel kanaate dönüşmeye başladı. Maaşlı yaşamdan çıkmak isteyenlerin... ...kaçtığı öbür yer... ...kendi işini kurmak, girişimcilik falan gibi yerler de... ...aynı derecede başka tutsaklıklar... ...başka tipte modern kölelikler içeriyor zaten. Ve o yüzden de... ...ikisinin ortasında, ikisinin arasında... ...bir yer inşa etmek, daha dengeli bir yer inşa etmek ee, bize dediğim gibi hepimize daha çok opsiyon açıyor ee, kararını verip buna göre adım adım şey yaptık yani hepimizin aynı kaybedeceklerinin de kazanacaklarının da e, mümkün mertebe aynı olması üzerine çok daha esnek bir yapı kurduk ama tabii. Ee, işte detayına ne kadar girebileceğiz, nasıl şey yapacağız bilmiyorum. Genelde bu işler bir saat değil, on saatlik işler olduğu için. Aynen. Ama bakalım nasıl gideriz senin sorularınla devam edelim, yani yönlendirelim. Şimdi orada mesela aklıma gelen şu var ee, çok radikal demeyelim, ama alışıla gelmemiş şeyler var bu e, şirket kültürü içerisinde. Şimdi dışarıdan gelen herhangi biri, ya yani en iyi şirketten en süper kültürü olan bir şirketten gelen Birisi için bile farklı olabiliyor bu. Bu yeni gelene, bu kültürü nasıl aşılıyorsunuz? Yani bu değişik bakış açısını e, mümkün olduğunca hızlı bir şekilde adapte olmasını nasıl sağlıyorsun? Bu zor mu oluyor? Şimdi bir şey yoksa ona ona uygun yani mi, insanlar mı geliyor? Ama insanlar şimdi bir şey değişikse ya da yani önemli olan. Biz değişik menşik. Önemli olan bizim değişik bir şey yapıyor olmamız değil. Bizim önemli olan şunu fark ettirmeye çalışıyoruz. Ya yani içeride kurduğumuz düzen aslında gerçek dünya düzeniyle daha uyumlu bir düzen. Biz değişik bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Aksine geri kalan herkesin değişik bir şey yapmakta ısrarcı olduklarını, herkes akışa karşı olmayacağı oldurmaya çalışıyor herkes. Ve e, isterse şirket kursun isterse kurulmuş şirkette çalışan olmaya çalışsın. Bunların hepsi olmayacak bir şeyi oldurmaya çalışıyor. Kimisi piyango kazanmaya çalışıyor. Çok az şey vererek çok fazla şey kazanmaya çalışıyor. Bu olmaz. Olmaz yani. Öbürü kendisini güvenceye almaya çalışıyor. Risklerini sıfırlamak istiyor. O da olmaz. Yani ve herkes o anlamda stratejik olarak hatalı. Biz de diyoruz ki bizimki değişik meşik geliyor olabilir ama eğer ...ana yapısını anlayacak olursak... ...hemen adapte olabileceğimiz... ...anlar anlamaz zaten... ...isteyerek ve severek adapte olacağımız bir yapıdır. En nihayetinde... ...bir şirkete girdiysen... ...artık hani... ...turist değilsin. Bu şirkette... ...hakikaten ortaksın. Hmm. Bu şirketi... ...hani şey muhabbeti var ya biz... işte ...hepimiz var ettik ya da işte bir şirketteki bütün çalışanlara söylenen işte biz bir aileyiz hmm. hepimiz önemliyiz işte falan filan bir takım edebiyatlar ee, biraz aslında. biraz onun gibi geliyor mesela bizim şirketi de sanki biz bir aileyiz ya da hepimiz anca beraber kanca beraber işte bu hepimizin emeğidir eseridir hepimizin ortaklığıdır falan ama bunu gerçekten e, ne yazık ki diğer şirketler çok fazla ağzına sakız ettiler bu tarz lafları. Aslında Hı -hı. hakkın hakkını vermediler. E, uygulamadılar doğru düzgün. Sözde bıraktılar. Hı -hı. E, bütün herkese biz bir aileyiz muhabbeti yaparken e, bilginin şeffaf olmasını engellediler. E, i̇şte şirket birilerinin elinde olduğu birileri şirketlerde her zaman vazgeçilmez ve mutlak oldular. Güya demokrasi varken aslında hep bir ne olursa olsun demokrasiden uzak durumda gitti. Ee, ve bütün bunları yani zıttını uyguladıkları halde devamlı aslında bu şirket hepimizin edebiyatı yaparak ilerlediler. O yüzden şirket hepimizin kelimesini ne yazık ki dejenere ettiler. O yüzden ben Hı. şimdi bizim kurduğumuz şirkette gerçekten herkesin herkese ait bir şirket kurduk dediğimde ne demek istediğim ne yazık ki anlaşılmıyor. <laughs> o yüzden Onu... Onu ben parçalamaya çalışayım. Okuduğum kadarıyla doğru mu anlamışım diye aynı zamanda hani biraz detaya da ineriz burada. Ee, söylediğin şeylerde de zaten birkaç tanesi vardı. Bir tanesi e, bilgi paylaşımı. Mümkün o yani mümkün olduğu kadar değil ki, anladığım kadarıyla her şeyin paylaşımı transparan. Ee, her şeyin finansal tablolardan e, toplantı notlarına vesaire veya bir tek şey galiba transparan değil. Ee, ağırlık şey oylama ağırlıkları. Gibi bir evet, şey galiba. galiba. Kimse, Kimse birime sadece kişilerin kendi Aynen. yetkileri kendilerine dahi gizli, herkese gizli. O da aslında sistematik yani ki herkese gizli, bir kişiye gizli, bir kişiye gizli değil, diğer kalanlara gizli değil, hiç kimseye görünür değil. Kimseye. Evet, herkese o... gizli olan şeyler var, bir de herkese açık olan şeyler var ama bazılarının görebildiği ve geri kalanların göremediği şeyler yok şirkette. Okay. Bu mesela çok kritik bir nokta bence yani iletişimin verinin transparan olması. Benim anladığım sizin sizin yazdıklarınızdan bu hani bizim aile hepimizin demek bir parçası bu bilgi paylaşımına transparanlaştırma. İkincisi karar verme mekanizmalarını demokratik diyelim veya başka bir şey diyelim bir sisteme adil bir sisteme oturtma. ...da bunun bir parçası değil Dil kelimesi çok... ...yani çok havada bir kelime. Kime göre, neye göre Hı -hı. ama... ...şu çok önemli. Ben sana neden güveneyim ki diye bir soru var. Sıklıkla Hı -hı. ticarette... ...karşımıza çıkar yani. İnsanların birbirine güvenmeleri gerekir... ...beraber çalışmaları için. Ama neden güveneyim ki sorusu... ...genelde çok soyut kalır. Yani... ...ikili ilişkilerde özellikle... ...devamlı bir blöf olabilir... İşte sırtından bıçaklama olabilir, bir sürü şey olabilir. Ve e, bizim sistem hani bu anlamda ben sana neden güveneyim ki sorusunu hani bir olabilecek en iyi halde cevaplamaya çalışan bir sistem. E, hmm. iki kişi bir araya geldiği zaman hani bir ortaklık paylaşacaklardır. Hani genelde ortaklık paylaşımı daha işin başında yapılmaya çalışılır. Yani ne ürün geliştirilmiştir, ne bir şey yapılmıştır. Girerler hadi 50-50 ortak olalım falan gibi. Ya nereden biliyoruz benim %50 kat, katkı yapacağımı? Konu hı hı. sadece para değil çünkü bazen para dışında başka faktörlere göre diyor ki ben para koydum sen fikir koydun. 50-50 falan. Bilmiyoruz ki paranın ne kadarı sonuçta bizim başarımızın eseri, hani katkı oradan gelecek, ne kadarı senin fikrinden gelecek. Belki o sırada ben de fikir katacağım. Ya bunlar çok saçma şeyler. O yüzden hı hı. paylaşımın başta yapılmıyor olması lazım aslında. Ama şöyle dersek, desem ki ya biz bilmiyoruz ki ne kadar ileride katkımız olacak. Elimizden geleni yapacağız. Sonra ileride bir gün bakacağız. Orada paylaşacağız. O zaman da şu oluyor. Ben sana nasıl güveneyim o gün? Yani işte o çok önemli. Ee, ve bizim sistem bunu çözmeye çalışıyor. Bizim sistemde insanlar ellerinden geleni yapsınlar. Sonra paylaşacağız. Peki hı hı. ben bu sisteme nasıl güveneyim? Bana hakkımı verip vermeyeceğini nereden bileyim? Çünkü sistemde insanların bir kere kendilerini kayırma şansları yok. Bir oylama yaptığımızda, bir paylaşım yaptığımızda atıyorum herkesin eline bir e, toplam pastanın, paylaşılacak pastanın atıyorum işte bir dilimi de bir dilimi bende. Herkese birisine iki dilim veriyoruz, birisine küçük bir dilim veriyoruz bu arada. Kimin? Herkesin yetkisi kadar pastayı önce onların ellerine veriyoruz. Ondan sonra diyoruz ki bu pastayı, elindeki bu payı hiçbir kısmı sende kalmayacak şekilde geri kalan arkadaşlarına paylaştır. Şimdi hiçbir kısım bende kalmadıktan sonra, hepsini zaten geri kalanlara verdikten sonra ve bunu herkes zaten kendi elindeki pasta için yaptığında ee, kayırma düşüyor. Ve ee, bir de şöyle oluyor. Yani... Ya yani benim de hak ettiğimi benim elimde kalması için diğer arkadaşlarımın da pastalarından bir kısmını bana veriyor olmaları lazım paylaşım sırasında Hı. ve hakkaniyetli olmalarını istiyorsam kendi kendime de ben de hakkaniyetli olmak zorundayım gibi bir şey geliyor ve en nihayetinde pek çok kişinin elinden geçtiği için sonuçta ben sana nereden güveneyim sorusu yani bir kere sen de zaten aktörlerden bir tanesidir bir tanesisin ve bu paylaşımda ben de sana güvenmek zorundayım. Çünkü ortada hani benim elimde bir büyük bir pasta vardı, ben bir kısmını sana veriyor diyelim ki önce pastayı birbirimize birbirimize yarattığımız güven oranında alacağız sonra o aldığımız miktarda birbirimize paylaştıracağız. O yüzden ben de sana teslimim zaten. Yani ben bu sisteme neden güveneyim? Diyorsun ya ben de aynı sisteme teslim olmuş durumdayım ve hepimiz bir birbirimize güvenmek durumundayız. Herkes o şey var işte sandalye gibi herkes birbirinin üstüne yatıyor da kimse düşmüyor. Hani öyle şey, o tarz bir durumun içindeyiz yani. Ben de aynı seninle aynı avantajlara, aynı dezavantajlara sahibim. İşte o yüzden ee, yani iyi, yeterince iyi, güvenilebilir bir sisteme Bu arada Sürekli soruyoruz. değişen bir ağırlıkta bu aslında. Yani günün birinde ben birden hani hiçbir katkım olmadığı, olmadığı bir güne geldiğim zaman bu ağırlık değişebiliyordu diye anlıyorum sistemden. Evet biraz biz de kendimize ait kavramlar yarattık da bunları biraz karışık olabiliyor anlatması ama ben basitçe şöyle tarif edeyim. Öncelikle herkesin şirkette bir gelirleri var neticede maaşları var. Maaş dışında işte başka gelirleri de var. Şirkete kurdukları kalıcı sistemler var mesela. Bunlar hep bizim özellikle kalıcı sistem diye bir konsept çok önemli. Bizim şirketin böyle kendine ait bir kavramı bu aslında. Aslında kendine ait değil, kapitalist düzen zaten böyle çalışıyor. Biz de onu kendimize böyle yorumladık. Diyoruz ki şirkette para kazandıran şey insanların emekleri dir ama daha da fazla aslında insanların emeklerinden de fazla belki de para kazandıran şey şirketin sahip olduğu bilgidir, sahip olduğu makineler, teknolojiler, yazılımlardır, yol ve yöntemlerdir, özetle know-how'dır vesairedir. Bunlar da aslında şirketin içinde olduğu sürece bunlar da çok ciddi para kazandırır. Ve bunlar işte sermayedir yani özetle. Ve sermaye işte tanımı gereği para kazandırır, insanların ihtiyacını çözer ama o esnada kendisi erimez. Kendisi yok olmaz. Ee, tekrar tekrar çözer bir problemi ama kendisi yok olmaz yani. Bilgi gibi yani. Bir yöntem, bir yönteme sahipsen o yöntemi tekrar tekrar kullanırsın, o problemi çözersin. Sonra o yöntemi bir daha kullanabilirsin. Yok olmadı hala elinde yani. Eee işte yazılımlar falan gibi, makineler, otomasyon sistemleri gibi bunlar tekrar tekrar çalışır, problemi hep çözer sonra bir daha çok yani neredeyse hiç erimeyecek şekilde. Tabii ki de sermaye de erir. Katılıyorum ama sermaye erimez hale de getirebilirsin. Çok baş, alt klasörlere girdim çok parantez açtım ama kapatacağım hepsini. Sermaye eriyebilir ama sermayenin erimesini şöyle engelleyebiliriz. Sermaye çalışır bir değer üretir. Atıyorum 10 liralık bir değer üretir. O 10 liranın alıp otomatikman atıyorum 5 lirasını hemen şeye koyarsak bu sermayeyi geri inşa İyileşteme. etmeye, kendi yıpranmasını onarmaya bağlarsak bu şekilde... Bu sermaye artık hiç aşınmayan bir sermaye olur. Çünkü kendi ürettiğinin hat... Ama kimi sermaye çok aşınıyordur. Çok hızlı Hı. aşınan bir sermayenin ürettiğinin büyük bir kısmını geri kendisine bağlarsın. Çok az aşınan bir sermayenin ürettiğinin daha az bir kısmını kendisine bağlarsın. Ama bu aşınmayı sıfırlayacak şekilde kendisinden beslenen bir şey yapabiliriz. Ee, ve dolayısıyla... Şuna bakıyoruz biz şirkette. Sermayeyi e, tanımlıyoruz bu şekilde ve bunlar çok para kazandır diyoruz. Buradan çok para kazanır diyoruz ve bu sermayeyi biz şirkete ait yapmıyoruz. Bu sermaye kimlere aittir? Bunları kimler kurmuşsa onlara aittir. Bizim şirketin e, bütün bu şeyle şirketi bir nevi boşaltıyoruz gibi düşünebiliriz yani şirketin içini boşaltıyoruz şu anlamda. Şirket işte yazılımlar varsa kendi geliştirdiği içinde, tasarımlar varsa, prosedürler, bizim daha iyi hızlı çalışmamızı sağlayan her türlü teknolojik altyapı yatırımları hepsini sadece şirket kiralıyor. Bu bunu bu sermayeyi şirkete getirmiş ve kurmuş ve çalışır hale getirmiş olan insanlardan kiralıyoruz biz. Şirketin esas işletim sistemi bunun üzerine. O yüzden insanlar diğer şirketlerde bunlar hep şirkete kalır. İnsanlar getirirler bilgi ve tecrübelerini, tasarımlarını, problem çözümlerini, yönetmeliklerini, her şeylerini, algoritmalarını yaratırlar şirkete. Dump ederler, yüklerler. E bunun karşılığında işte maaş alırlar genelde Dolgun hmm. maaş alırlar Ama ve dolgun maaş Normalde işte iyi geçindirecek bir maaş olması Sabittir Neticede şeydir yani şirketten ayrılırsın Artık maaşın biter Ama senin oraya bıraktığın O altın yumurtlayan Tavuk yani sermaye aslında odur Durmadan değer hmm. üretirken kendisi Yok olmayan şeyleri şirkete bırakırsın ve işte hele ki katma değeri yüksek işler yapan bir şirketse bu, inovasyon yapıyor, arge yapıyor. E bu tarz bir şirkette çalışan mühendisin aslında dolgun maaş alıyor olması aslında iyi bir şey gibi gözükse de aslında çok büyük bir kayıptır yani. E, biz orada, bunu çözmeye orada. çalıştık. Yani en zeki insanlar, müthiş tasarımcılar, yazılımcılar, geliştiriciler, mühendisler böyle şirketlerde çalışırlarsa, startuplar olabilir bunlar... Bire 10 alabilen fikrini çok değerli hale getiren şirketler olurlarsa e, hisse de alamıyorlarsa yani derler ben enayi değilim yani tamam bir süre yaptık yapacağımız ama uyandım şimdi ya maaş yani, yani gider kendi işini kurmayı dener ne yazık ki çoğu maaşını çok arttırmayı da uğraşıyor sanki maaşını yüze katlasan ne olacak para kazanmak değil ki konu gelir inşa etmek. Dünya oraya doğru giderken... Sürdürülebilir. Gelir. Evet yani maaşın ne olursa olsun sen hasta olduğunda artık gelemediğinde sana ödenemeyecek bir şey. Vücuduna binaen bir kazançtır maaş. Ne kadar arttırsan arttır. Senle beraber oraya gidebilirsen parayı kazansın. Oraya gidemezsen parayı kazanamazsın. Ama dünyada kapitalizm diye bir şey var. Şunu söylüyor. Yani senin bizzat hizmet etmene, değer üretmene gerek yok. Sahibi olduğun teknolojiler de... Değer ürettiklerinde, onlar aracılığıyla da e, topluma hizmet borcunu ödeyebilirsin. Sen çalışmasan da senin adına teknolojiyi çalıştırabilirsin ve onların ürettikleri de senin üretimin sayılır ve onların kazançları da senin kazancın sayılır. O yüzden e, kapitalist düzen diyor ki, yani bu teknolojiyi sahibi ol ve kirala. İnsanların problemlerini çözen, insan dışı, insansız her türlü şeyi anla ve bunların sahibi olmaya çalış ve sonra da bunları insanlara kiralayarak hizmet borcunu, topluma olan hizmet borcunu öde. Yani harcadığın paraları geri kazan ki bir daha harcayabil. Ama ne yaptı? Gitgide teknoloji üzerinden olmaya başladı. Ama bu sadece şu anda neyin, kimlere verilmiş bir hak? İşte şirketini kuranlara. Şirketi kuranlar şirketin sahibi, şirketin, şirketin bütün sermayesinin sahibi. Yani şirkette çalışanlar sadece vücutlarıyla ee, çalıştıklarının saatlerinin değerini ve içeriye hediye ettikleri altın yumurtlayan tavuklardan aldıkları komisyonlar. Ama satış var ortada, kiralama yok yani. Herkes devamlı ya vücudunu kiralıyor ya da yarattığı sermayeyi satıyor. Yani kimse vücudu dışında ikinci bir sermaye inşa edemiyor şirketlerde. Çalışanlara sermaye inşa etme kapısı kapalı. O yüzden ne oluyor? Gitgide içeride sermaye bir azınlığa kalıyor şirketin kurucularına. Ve bu sermaye yeterince güzel inşa edilirse o kadar iyi para kazandırmaya başlıyor ki bir uçurum oluşmaya başlıyor ee, kazançlar arasında. Ve bu da zaten şirketlerin başta biz bir aileyiz, startuplar zaten ee, kurucusu da şeydir. Orada hani şeyin üzerinde bir döner açarlar ayran içerler der ki işte biz hepimiz şu anda sabah akşam çalışıyoruz hatta ben kazanmıyorum siz kazanıyorsunuz ben borçtayım siz maaşlarınızı alıyorsunuz orada zaten birlik ve beraberlik vardır ama bütün bu maaşlarıyla para kazanan insanlar ortaya öyle bir çözüm ve teknoloji geliştirip en sonunda öyle bir sistemi sermaye ayağa kaldırlar ki ondan sonra bu sistem birdenbire kurucu kurucunun zaten geriden gelip çok öne geçmesini sağlar. Sonra sistem çatırdamaya başlar. Zeki insanlar dediğim gibi yani burada ee, işte orada işte esas o noktada o zeki insanların daha da çok katmayı istemeleri, daha da azimle devam etmeleri istenecek bir sebepler gitgide azalmaya başlar. Ve en önemli yerde zaten sistem o yüzden çok fazla böyle güzel işte blooming şeyler var ama sürmüyorlar. Kendi üstlerine çöküyorlar parçalanıyorlar. Ha, sonra ne oluyor? Satılıyorlar. Satıldıkları zaman çok korkunç bir kurumsallığın içerisinde. işte o mühendis gelsin öbürü gitsin. O gelsin bu gitsin. Devamlı içeride bir sirkülasyon. İnsanların gençliklerini yani gençleri buluyorlar. 30 yaşın altında daha bu deneyimi yaşamamış. Daha sermaye nedir anlamamış. Ama çok zeki olanları alıyorlar. Devamlı onlar uyanana kadar akıllanana kadar onları maaşla sermaye inşa ettirmeye devam ediyorlar. Ve i̇çeride sermaye büyüyor. Bu kişiler de akıllanınca işte ya artık kaderlerine küsüyorlar ya boyun eğmeyeceğiz deyip kendi girişimlerini kuruyorlar ama neticede ortaya ancak işte bu şekilde bir düzen çıkabiliyor. İnsanların gençliklerini ve amatörlüklerini suistimal eden. Çünkü çok fazla genius var. Gerçekten bu matematik problemini çözerse çöz diyorsun çözüyor yani. Ama o gençler hala aslında dertleri kendilerini arkadaşlarına ispatlamak, bir ailenin bir parçası olmak istiyorlar. Bu Maslow'un ihtiyaç piramidinde daha aşağıdalar bunlar. Yani bir kendini bir gruba üye olmak istiyorlar. Arkadaşları tarafından alkışlanmak yetiyor. Para falan gibi, sermaye gibi, para kazanmak bile değil. Gelir inşa etmek onlar bile yok kafalarında yani. Sadece işte ben varım, ben becerikliyim, ben bu şirkette çalışıyorum diyebilmek onlara yetiyor. Çok da zekiler. O, bu şirketler de bunları kullanıyor ve bunları suistimal ediyor. O yüzden bütün bu şeyler ama bu insanlar gerçekten akıllandıklarında beraber çalışabilmek için er ya da geç bir ortaklık vermek gerekecek yani. Ve e, olay o bu ortaklık, ortaklık sistemini kurmaya geliyor konu yani er ya da geç kaçış yok. O ortaklık sistemini aslında biraz açmak istiyorum. Burada bence e, benim çok ilgimi çeken konu hani Edakron dokümanlarında ama bunu senin geliştirdiğin sistem olarak şey yapıyorum hani o X şirketi de olabilir. Orada bence teşvik mekanizması yani neye öncelik ver, neye önem verdiğiniz sistemsel olarak da net. Yani burada sistem geliştiriciliği hissesi gibi bir ad koymuşsunuz ve bayağı orada hani diyorsunuz ki kardeşim sistem geliştirirsen sen o zaman pay sahibi olursun gelir sahibi olursun. O yüzden senin sistem geliştirmen gerekiyor. Bunu dakika birden yani en temel en ideal noktası budur. çok net bir şekilde vermişsiniz. Bence zor olan kısmı e, bunu kurmak. E, bu kültürü getirmek. Yeni böyle şimdi diyelim ki bunu dinleyen bir, bir girişimci çok hoşuna gitti ve bunu uygulamak istiyor. Nereden başlamalı? Nasıl başlamalı bu mekanizmayı, teşvik sistemini kurmak için? Evet yani özellikle işte hayatı bir yere girmek ve oradan maaş almak ya da en fazla terfi almak falan zannedince pek çok kişi tabii onlara bu çok şok edici geliyor olabilir ama çok hızlı anlaşıldığını ben görüyorum. Çok hızlı anlaşılıyor. Neden? Çünkü şu gerçek var. Yani pek çok yine pek çok parantez atacağım şimdi ama kapatabilirsem. Sıkıntı yok. Şimdi gerçekten teknoloji yüzünden emeklerimiz değersizleşiyor Teknolojiden dolayı bazı meslekler yok oluyor diye genel bir laf var. Meslekler yok oluyor, var oluyor falan diye bakmaya gerek yok. Genel olarak bütün işlerin değeri düşüyor. Bazıları o kadar düşüyor ki işte onlar yok oluyor. Ama yok olmayanların da değerleri düşüyor. O işi yaparak para kazanmak e, emeğimizle kazanmak zorlaşıyor. Yani basit bir örnek mesela. Eee işte yani mesela bir doktor şimdi bütünüyle kafasının içinde yani bütün o bilgisi semptomları iyi anlamak, ona göre teşhis koyması lazım. Doğru teşhisi koyması için o kadar çok bir literatür var ki kafasında taşıması gereken. Hmm. Bir flow chart var beyninde yani. Ve röntgen filmidir, tahlildir, oradaki sayıları okumaktır işte kan tahlilleri bütün bu sayıların kendi anlamları ve diğer tahlillerdeki çaprazlama bağlantılarından dolayı acaba problem nerededir, nasıldır falan. Bu zihinsel bir konudur. Ve bunu iyi yapan doktor, nasıl söyleyeyim, hani daha iyi doktor olur, daha çok kazanır. Nedir bu? Yani kafanın içerisindeki bu bilgi ve tecrübe daha çok operasyon yapar, yaptığı operasyonların başarısıyla daha çok şey yapar, daha çok kazanır falan filan. Sonra bir yapay zeka algoritması geliyor ve bu yapay zeka algoritması tıpkı bir doktor gibi sorular soruyor. Ya da işte e, tetkikleri inceliyor. MR'a bakıyor, röntgene bakıyor, kan tahlillerine bakıyor ve buradan e, ya da endoskopi videosunu izliyor. Neyse bütün bunlardan teşhisi çok daha başarılı koyuyor. Çünkü bu yapay zeka muazzam bir big data ile beslenmiş. Ve milyonlarca film röntgen izlemiş, milyonlarca endoskopi videosu izlemiş, her şeyden haberi var ve oradan öğrendikleriyle artık çok daha başarılı bir şekilde teşhis koyuyor. Şu anda bunlar gelişmiş şeyler ve gelişmekte olan şeyler yani. Bu dünya geldiğinde şöyle olacak: hasta diyecek ki, sizde bu yapay zeki algoritması var mı yok mu? Yani tercih etmeye başlayacak. Tıpkı şu anda hani müşteri şu anda elinde belli teknolojisi olan ları tercih ediyor farkında olarak ya da olmayarak yani istediğimiz kadar iyi kurgucu olalım eskiden film şeridini elimizle kesip birleştirerek kurgu yapabiliyorduk sonra bir tanesi Adobe Premiere programı kullanmaya başladı bütün müşteriler diyor ki böyle bir şeyi sen de bana kurgulayabilir misin o zaman demiş oluyor ki özetle sende Adobe Premiere programı var mı ya da işte yani müşteriler o teknoloji sayesinde daha iyisini gördüklerinde onu talep ediyorlar. Dolayısıyla o teknolojiye sahip olmayanlar isterse doktor olsun isterse kurgucu olsun isterse temizlik işçisi olsun. Yani bir teknoloji sayesinde işleri geliştiği için ve o iyi işi de hemen tüketici algılayıp ona yöneldiği için o teknolojiye sahip olmayanlar daha zor iş buluyorlar. Ne yapıyor? Fiyatları düşmeye başlıyor. Onu sunamayanlar. Ve onu sunamayınca fiyatları düşüyor. Ne yapmak zorundalar? Onların da bu teknolojiye sahip olmanın yolunu bulmaları gerekiyor ne yapacaklar? İşte ben, ben de o yapay zeka algoritmasını e, sahip olayım. Peki işte satın almak lazım. Satın aldığım anda ben bu artık bu yazılımın sahibiysem artık eskisi kadar para kazanmaya devam edebilirim. Şimdi diyebilirsin ha kurtuldum ama nasıl kurtuldum? Emeğim değersizleşirken teknolojiye tutundum. Ve artık ben teknolojinin sırtından para kazanıyorum. Gitgide insan emeği değersizleşirken aslında insanlar temel seviyede bir operatöre inmekteler ve etraflarını bütün bu teknolojilerle doldurabilirlerse şey olur. Mesela DJ'lik eskiden gerçekten plakla DJ'lik yapılıyordu. Teknoloji düşüktü yani. Plak çalar çok düşük bir teknolojidir. Ama gitgide işte Pioneer'ın DJI 2000'leri 3000'leri neyse garip garip sistemler otomatik senkron yapıyor. Ve bunlara sahip olanlar daha enteresan şeyler çıkarttılar. Daha verimli çıkarttılar. Ve müşteri de biz bunu dinlemek istiyoruz dedi ve otomatikman daha zanaatkar ya ben bu işin kitabı kitabını yuttum ben zanaatkar şey derler old school diyeceğim yani bütün bu geri kalan sonradan öğrenme işte robotla çalışan DJ'lerin bilmediklerini biliyorum ama fark etmez sen de yine o, o DJ setini almak zorundasın Çünkü teknolojiye tutunamazsan Emeğinin değeri gerçekten düşüyor Rekabet edemiyorsun Dolayısıyla, dolayısıyla hepimiz git gide da, ya bu, Ama bu teknolojilerin sahibi değilsek eğer Bunları kiralıyor O zaman sahibi değilsek kiralamak zorunda kalırız Kiralarsak evet. Yine müşteri buluruz Ama Müşteriye hizmeti verdikten sonra Aldığımız parayı Daha az bir kısmı bize kalır Ve daha çok bir kısmı bu kiraladığımız teknolojilere gider. O yüzden e, kira yani kesinlikle bizlerin sahibi olmamız gerekiyor sermayenin, teknolojinin vesaire. Şimdi e, bu bu gitgide artan hızla gideceği için önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde gerçekten mesleklerin çok büyük bir kısmı asgari ücret değerinde olacak. Bir doktor bile aslında hani gerçekten yani biraz bunu engellemeye çalışırız toplum olarak şu olarak bu olarak ama aslında birkaç tane doğru teknolojiye sahip herkes doğru düğmeleri basmayı bilen herkes en iyi doktor kadar iyi teşhis koyup en iyi doktor kadar operasyon yapabilecek birkaç tane düğmeyi basmayı bilen herkes en iyi aşçıdan daha iyi yemek yapabilecek kullanma kılavuzu bile yani sadece bu makinenin sahipleri hayatlarını bu işe adamış insanlardan daha iyi hizmetler üretebilecekler. En iyi mimar dan bile daha iyi bir mimari tasarım yapacak altı üstü o mimari tasarım yazılımının yapay zekasının operatörü olmayı sahibi olmayı öğrenmiş kişiler. Düğmeye basacağız etmiş sadece ve düğmesine bastığımız şeyler esas parayı kazanan şeyler olacak. Ve o düğmesine bastığımız şeylerin sahibi değilsek işte biz ne olursa olsun asgari ücretli insanlar olacağız. Şimdi olay böyle olduğu için ve bütün toplumlar, Türkiye ve dünya dünyadaki bütün herkes bu yöreye doğru gittiği için gerçekten toplumsal çöküşü engellemenin yolu acilen herkese ya aklınızı başınıza toplayın ya olay maaşınızla gitmek değil. Nereye kadar maaşınızla gideceksiniz? Maaşınız, emeğiniz değersizleşiyor. Yani sizin sermaye tutunmanız lazım. O yüzden gelin bu şirketi buna uygun tasarlayalım. İlk günden itibaren şu maaşı bir kenara atın. Tamam alacaksınız ama ya bu azalarak yok olacak bilin bunu. Ee, o yüzden azalarak yok oldukça onun yanına e, hiç azalmadan devamlı sabit kalan ikinci bir gelir inşa edelim. O da know howdır teknolojidir. Bu şirkete know-how getirin. Bu şirkete öyle şeyler getirin ki çalışsın ve müşterinin ihtiyacını insansız çözsün. Ve insansız çözdüğü için tıpkı Endüstri 4.0'ın şu anda bütün dünyaya yapmakta olduğu gibi bize de o olsun yani. Biz de kendiliğinden Endüstri 4.0'a gelelim. Yani nedir? Gitgide daha az insanla ve daha çok makina ve yazılımla insanların ihtiyacını çözen bir organizasyona dönelim. Ve bunu kendi ellerimizle yapalım. Çünkü biz bunu kendi ellerimizle yapmazsak bir başka yerde bir başkası zaten bize yapıyor olacak. O yüzden dışarısı bizi sıkıştırmadan biz kendimizi sıkıştıralım. Ve biz şu anda işte 107 kişilik bir şirketiz. Hep 107 kişi kalalım. Ama gitgide her yıl %30, %40, %50 büyümeye devam edelim. Bu büyümeyi nasıl sağlayacağız? Daha fazla değeri nasıl üreteceğiz aynı kişi sayısında? Daha çok çalışamayız. Çalışacağımız saat belli. O zaman içeriye insan dışı çalışan, değer üreten, problem çözen şeyleri getirelim el birliği. Bunları inşa edelim, bunları çalışır hale getirelim. Ve bu sayede ama şunu ama bunlar bizi işsiz bırakır. Mesela bizim fabrikada çok fazla yakın gelecekte işsiz kalma ihtimali olan çok fazla insan var. Çünkü biz CNC makinalarla üretim yapıyoruz. Bu CNC makinaların söktak işlerini yapan arkadaşlarımız var. Yani olayları çok bir robot kolun yapabileceği seviyeye doğru geldi gitti Robot kollar hmm. geliştikçe zaten pek çok muadil rakip firmada robot kol kullanılıyor çoktan. Biz geçmedik ona. Ama bizim de an meselesi. Birkaç yıl içerisinde biz de robot kola içeriz. Bu arkadaşlarımızın işte az önce söylediğim gibi emekleri değersizleşiyor. Bir robot kolun sahibi ise artık para kazanabilecek. O zaman diyoruz ki belki dile kolay ama ya o zaman paranızı biriktirin ve bu robot kolun sahibi siz olun. Bu şirkete robot kolları siz getirin. Anlatabiliyor muyum? O ki bu sayede hani sizi yok edecek olan şey aksen sizi kurtaran şey olsun. Şirket bunların şirketin ama buna izin veren bir yapısı olması lazım. O yüzden şirket şuna bakıyor. Para da koyabilirsin. Fikir, emek, sistem, bir şey geliştirebilirsin. her türlü şeyi yap içeriye koy. Sonra yılın sonunda büyümeye bakalım. Bu büyümenin senin kattıkların sayesinde. İlla son bir yıl içerisinde olması gerek yok. Geçmişin herhangi bir zamanında senin bu şirkete kattıkların sayesinde bu yılki büyümenin gerçekleştiğini ikna edebilirsen yetki meclisini. Yetki meclisi o zaman diyor ki işte oradan bir pay veriyor. İşte o gün o gün şirkete koyduğun para bir sabit gelir üreten bir şeye dönüşmeye başlıyor. Ama para sırf para koydun diye pay alamazsın. O paranın yılın sonundaki büyümeye tekabül eden şekilde kullanıldığını da ispatlıyor olman lazım. Çünkü parayı koyarsın yani alakasız bir şey alınmıştır. Yılın sonunda büyümeye bir türlü bağlayamazsın. Yani o, onun satın alınması nasıl oldu bizim cironun artmasını nasıl sağladı yani? Açıklayamazsan ölü yatırım yapmış oluyorsun. Ama çok gerçekten şirketin kesinlikle büyümesine katkısı olacak doğru bir yatırım vardır. O yatırım finanse edince de çok daha fazla güçlü bir kalıcı gelir elde edebiliyor. Ama illa para koymak zorunda değil. Aklını fikrini koyar, bir piyasa araştırması yapar, bir şey getirir. Mesela gider, o ürünün daha ucuzunu bulur mesela. Devamlı satın aldığımız bir kalemi %20 ucuzlatır. Şimdi ucuzlattı. Bu bir kere yaptı bunu. Artık o ürün hep bize ucuz olur. Yani pazarlı bir kere yaparsın ondan sonra o fiyattan hep almaya devam edersin. Anlatabildim mi? Bu kalıcı bir katkıdır şirkete. Ve şimdi bu kişi bunu yaptı ya... Ee, ve ne olur bizim maliyetlerimiz düştü maliyet düşerse biz e, ürünün fiyatında mesela düşebiliriz ya da daha iyi kampanyalar ara sıra indirim kampanyaları düzenleriz bizim canımızı acıtmıyor ve bunlar ne yapar satışı arttırır satışı arttırınca işte ciro'ya tekabül eder en sonunda yılın sonu der ki ben bu pazarlığı yaptığım için bu yıl bu kampanyaları yapabildik bu kampanyalarda ciro'ya et etkisi oldu bu büyüme bundan dolayı kalıcı bir şey yalnız bu çok çalıştığım için değil kalıcı bir şeyi bir kere çözdüm tam çözdüm. Bunun için olmuştur der. Ya yani Kimisi pazarlık gücünü katar şirkete ondan kalıcı pay alır. Kimisi parasını katar doğru şeye harcanmasını sağlar oradan kalıcı pay alır. Kimisi bizzat mühendislik yapar ürünün kendisini tasarlar. Oradan kalıcı pay alır. Bizim mesela bir arkadaşımız e, can havlindeyiz. Avrupa'da bir depomuzu acilen taşımamız gerekti. O depoyu kapatıp öbür depoyu açmamız gerekti. Yani bir muazzam bir operasyon yani. Birisinin hmm. gitmesi, orada haftalarca uğraşması lazım. Ben giderim, uğraşırım dedi. Gitti, kurdu Almanya'da, Frankfurt'ta depomuzu kurdu. Sistemini kurdu, personeli işe aldı, eğitti. E, paketleme e, hatlarını satın aldı, kurdu falan filan. Orada şimdi orada değil mesela. Hiç orada değil. Yılın sadece 3-4 gününü Frankfurt'ta geçiriyor. Frankfurt'ta tamamen iki personelli kendi kendine dört başı mağmur çalışan bir sistem kurdu. Ve o sistem artık hep çalışıyor orada. Ve bizim ciromuzun hatı sayılır bir kısmının oluşmasını sağlıyor. Çünkü Avrupa içerisinde direkt satış yapmamızı sağlıyor. E bu arkadaş da bu yılki büyüme bundan dolayı oldu diyor. Ve ve bunu yıllar önce yaptı. Ama her yılki büyümede hala katkısı var. Bazı şeyler öldür yani. Ve her yıl ben mesela şirkette 7 aydır yokum 7 aydan beridir ben şirketten para alıyorum neye istinaden alıyorum şirkete bıraktığım bütün bu büyümeye etkisi olan kalıcı katkılarımdan dolayı üretim yönetim sistemini bizim işte seri üretim sistemini geliştiren algoritmalar yazılımlar yaklaşımlar zaten ürünlerin bizzat kendimin tasarımları pazarlamaya yaptığım katkılar mesela bizde bir reklam filmi çekerse birisi reklam filmi bir kere çekersin o reklam filmi artık hep çalışır. Devamlı. Ee, robottur yani bir yazılımdır. Bir yazılım yazmaktan farkı yoktur bir reklam filmi çekmenin. Ve o hep işte özellikle e ticaret yaptığımız için reklam videoları çok önemlidir. Yani bir ürün yapmak kadar önemli reklam videosunu düzgün yapmak. Ve o yüzden bizde marketing ekibi yani ee, kalıcı şeyler yapar yani. Bir tane işte, indirim kampanyası değil mesela onu indirim kampanyası bittiği zaman gelir de biter. Ama reklam filmi çekerse mesela ürünün checkout sayfasını optimize etmek, bir kere optimize edersin. Devamlı o %1 %2 arttırır. Bunlar hep bunların peşinde herkes. O yüzden çalışmak, Peki, mesela yani sistem kurmak. Evet. Peki mesela şey bu yetki meclisi konseptinin oturtulması veya organizasyonel şemanın değiştirilmesi veya işte çalışanların daha mutlu olması gibi biraz daha böyle soyut ...şeyleri de ciroya bağlayabiliyor musun? Veya... E, ...büyümeye? Çalışanların mutlu olması... ...çok tehlikeli bir edebiyat. E, i̇şte klasik şirketler... ...buna mahkumlar. Çünkü çalışana... ...zaten para veremiyorlar. Çalışanlara bir gelecek veremiyorlar. Ya, para veriyorlar olsa bile aslında... ...bir gelecek veremiyorlar. E, teknoloji yüzünden işsiz kalmakta olan... ...emeğimiz değersizleşmeye doğru giden... ...bir gelecekte bu insanlara kalıcı bir çözüm, sermaye inşa kapılarını kapatmış durumdalar. Şirket sahipleri kendilerini istiyor bütün sermayeyi. Zaten onu veremeyince geri bir şey kalıyor mutluluk verelim madem gibi. Yani işte happy hour'lar olsun ya da işte şirket içi bir takım paylaşım şeyleri olsun falan filan. Ama aslında şirketler insanların mutlu olması için gittiği bir yer değildir. Ee, hayatlarımızı kurtarmaya çalışıyoruz ve aslında diğer insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Yani şirket olayı Zaten şirketin dışında biz tüketiciyiz hepimiz. Ve tüketim birbirimizi yani dışarıda ya sosyalleşerek ya da bir takım vücudumuzun ihtiyaçlarını karşılayarak zaten nasıl söyleyeyim patron bizi zaten işin dışında yani. Hatta nasıl söyleyeyim ben şöyle tarif etmeye çalışıyorum olayı. Yani insan kendi şirketi dışındaki geri kalan bütün şirketlerin patronudur. Ee, yani ben şu an dünyadaki bütün şirketlerin İstersi olarak ben bir insan, bir tüketici kendi çalıştığı şirket dışında geri kalan dünyadaki bütün şirketlerin patronu ve sahibidir aslında. Şöyledir yani patron hani klasik anlamda patronların hayali nedir? Ya böyle mekan senilmiş gibi takılmak, istediğini istemek, onu yap demek, bunu yap demek. Parası değil mi kardeşim demiyor. Yani şirkette mesela patrona öyle yapmıyor mu? Maaşı, maaşını veriyorum istediğimi yaptırıyorum. O enteresan bir ego hastalığı var. Bu arada ego hani egodan kurtulamazsın. Ego çok sağlıklı hepimizde var. Egoyu ayıplamak da gerekli değil. Sadece aptalca egonun yanlış yerde açılması çok zarar veriyor. Egoyu doğru yerde açmak lazım. İş yerinin içinde ego açılınca olmuyor. Halbuki iş yerinin dışında açmak lazım egoyu. Yani Çık dışarı paranı önce işinde kazan çık dışarı sonra git otur yani bana şu yemeği getir de at parayı dans et de yani böyle yerler var dünyada parayı atıyorsun dans et diyorsun değil mi? Hani en sapığımızın bile ego, egosunu en tabana tabanda yaşamak isteyenlerimizin bile zaten dünya buna izin veriyor. Diyor ki at parasını istediğini iste diyor her şey var diyor ama iş yerinde egoyu açarsan işte bu kendi kendi imha etmek oluyor. İş yeri tam tersine senin de arkadaşlarının da önemli olduğu bir yer değildir. İş yeri herkesin egolarını sonuna kadar ezdikleri ve tamamının müşterinin ayaklarının altına indiği egoların ve müşterinin patron olduğu yerdir ve kimse orada yani herkes bu amaç için birbirisini sıkıştırıyor olması lazım. Ve orada kişiler bireysel egolarını tatmin etmeye çalıştıkları anda İş yerlerini sabote ediyorlar ve kendilerini sabote ediyorlar. Ve çoğu şirket sahibi daha bunu anlamış değil. Çoğu şirket sahibi egosunu şirketin dışında yaşaması. Mesela tam şirketin içerisinde bir köle ol, bir müşterine köle ol, hizmetkar ol, paranı kazan sonra git yatında e, yaşa egonu yani. Ama zaten onu da görebiliyoruz. Çoğu kişi var yani derler ki ne kadar mütevazi. Doğrusu o olduğu için yani o bir üstünlük değil, gereklilik yani. Ya da ne kadar işte müşterisine şeyli bakıyor, yardım ediyor. Tabii ki de orası öyle bir yer. Ve çalışan arkadaşlarına üstünlük sağlayacaksa ya da onlara emir verecekse emir kendisinden geldiği için değil. Emir daha büyük yerden geldiği için yani müşteriden geldiği için ve kendisinin emir vermediğini, aslında müşterinin emir verdiğini ona izah ederek ve müşterinin de zaten önemli olduğunda hep beraber hem fikir olunduğu için birbirini herkesin sıkıştırıyor olması lazım. Bu şart çok önemli. O yüzden çalışanların mutluluğu değil, müşterinin mutluluğudur. Ve çalışanlar iş yerinde mutluluğun peşine koşmak yerine sıkılmaktan sıkılmamayı öğrenmeleri gerekiyor aslında. Ve birbirimize bu anlamda da biraz beklentiyi düşürmemiz lazım iş yeriyle alakalı. Çünkü zaten iş yerinden sonra esas hayatlarımız var bizim. Biz ömür billah zaten iş yerinde çalışmamalıyız. Yani özellikle teknoloji zaten bizi kurtarmaya geliyorken teknoloji siz emeğinizle her gün 8 saat çalışmanıza gerek yok. Bu teknolojinin sahibi olun, sermayenin sahibi de, sahibi olun ve bu teknoloji sizin yerinize topluma hizmet etsin. Siz de zaten bunu bu sermayeye sahip olana kadar çalışın. Yani ömür billah çalışmayın, sermayeye sahip olana kadar çalışın ve o çalışma sırasında da lütfen artık mutluluğunuzu bir kenara koyun. Çünkü çok büyük başka bir mutluluğun yatırımını yapıyor olduğunuzu fark edin. Her an mutluluk çok yine dediğim gibi ütopik bir hedef, olmayacak bir şey, gerçekçi olmak gerekiyor. İş yerine mutluluk şartı yoktur, biz gelecekteki mutluluğumuzu inşa ediyoruz. Ben şirket dışında mutlu olacağım ee, işte ne bileyim bak geçen şu geldi şu, şu anda izley dinleyiciler Hı -hı. göremez ama biz şimdi video konferans yapıyoruz diye gösterim Bu bir üç boyutlu kamera ee, Hı -hı. şimdi Normalde hem 360 video çekiyor iki kamera sonra böyle düğmeye basınca da 3 e, boyutlu e, kayıt almaya başlıyor falan filan Şimdi bana bu geldi ee, ve ben şimdi ailemin bütün hatıra videolarını 3 boyutlu kaydedeceğim. Şimdi yani ben işimi düzgün yaptım, işimde canımı sıktım ve şimdi işimin dışında bu işte bu şirketin sahibiyim. Bu kamerayı yapan Views şirketinin sahibi benim. Onlara diyorum ki ailemin daha güzel kayıtlarını almak istiyorum diyorlar. Mühendislerini çalıştırdılar benim için. Onu beğenmezsem öbür şirketle bunu kapıştırırım. Yani istediğimi yapabiliyorum. Bu şey mentalitesine aslında nasıl bir dünyada yaşıyoruz? mentalitesine e, ulaşmamız gerekiyor. Bizim şirkette dediğim gibi bütün o klasik şeyler yok çalışan mutluluğudur vesairedir yok maaştır falan gibi kavramları şey olduğunu fark ettirdik. Size daha iyisini veremiyorlar. Ve bütün şirket kurucular sermayenin peşindeyken size sermayeyi koklatmayıp sizi işte bu, takı, bu bir takım diğer uyuşturucularla e, geçiştiriyorlar. O yüzden biz daha iyisini veriyoruz ve dediğim gibi e, ve daha kökten çözüyoruz. 12 yıl içerisinde sizi buradan mezun edeceğiz. 12 yıl içerisinde kaç yaşında girdin? 25 yaşında girdin? E, 37, 38 yaşında daha kırkına gelmeden seni buradan mezun edeceğiz yani. Ve dolara bağlı ve son derece e, güzel bir şekilde artık normal standart bu iş yapan insanların kazandığından daha fazla kazanacağın şekilde bir sermaye inşa etmeni sana sağlayacağız. Çünkü altyapımız hazır. Çünkü tek başına değilsin. Çok daha büyük projelerin küçük bir parçası olabilirsin ve oluşturacağımız bütünler bu bütünü oluşturan tek tek parçaların toplamından daha değerli olacak. İşte o yüzden de senin buraya kattığın emek sana daha büyük getiri sağlayacak. Tek başına olmandan, kendi işini kurmandansa işte o yüzden buraya katkı yapıyor olman daha önemli. Ve bu şirketi her yıl büyütüyor olman gerekiyor. Eğer bu mesela bizim şirket bu yıl ne mutlu ki bir yüzde yirmi kadar daha büyüdü dolar üzerinden cirosu. Büyümemiş olsaydı bir yıl boyunca arkadaşlarım sadece bana çalışmış olacaklardı. Bana derken bana ve benim gibi eski sistem kuruculara çalışmış olacaktı. Ama kendilerine yeni bir gelir inşa edemeyeceklerdi. Çünkü her yıl büyümüş olursa o büyüme miktarı kadar bir oylama yapılıyor ve oradan bir aylık gelir alabiliyor. O yüzden o yıl şirket büyümediyse sadece maaşını alarak geçirdiği bir yıl oldu. Kendisinin kalıcı gelir inşa edemedi. O yüzden herkes içinde olduğu şirketi büyütmeye çalışıyor. Öte yandan bana o zaman... ben de tam tamamlayayım. Ben mesela şirketten ayrıldım şimdi. Benim için ise şirketin büyüğü olması o kadar şey değil eskisi kadar önemli değil. Yani şirketten ayrıldım ve yıllar geçtikçe şirket ona bile katlansa benim gelirim belki de hiç artmayacak. Yani hmm. e, genelde bu, bunun zıttıdır. Genelde şirketin dışındakiler yani hissedarları kendisini güya, işte düzenimi kurdum, şirketi bir müdüre verdim. Artık ben de tatile gidiyorum diyen insanlar, şirketin dışına kendini çıkaran güya sistem kurmayı başarmış insanlar genelde şirketin büyümesinden hala çok kazanırlar. Ama şirketi bıraktıkları insanlar, içeride teslim ettikleri, emanet ettiği insanlarsa şirketin büyümesinden illa o kadar kazanmazlar. Bu çok aptalca bir sistemdir aslında. Bu bizzat şirketin büyümemesini sağlamanın yoldur aslında. Ama içerideki insanlar, esas büyütebilecek insanlar büyümeden istifade edecekse ve çıkmış insanlar artık büyümeden istifade edemeyecekse bu çok daha hepimizin doğru motive olmasını sağlıyor. İçeridekiler enayi gibi hissetmiyorlar. Kendi geleceklerini inşa ediyorlar. Ve dışarıdakileri zengin etmediklerini, kendilerini zengin ettiklerini biliyorlar. Öte yandan bu belki benim açımdan şey gibi geliyordur. Hani niye böyle bir sistem kurdun? Hani Ama ben şu anda şirkete o kadar şeyler kattım ki, çok şeyler kattım. Çok şeyler olduğunu ben kendim söylemiyorum. Şirketin içinde kurduğumuz yetki meclisi, bağımsız kurum böyle tescilledi. Bana hatlı sayılır bir içerideki sermayenin hatlı sayılır bir kısmının benim tarafımdan oluşturulduğunu tescillediler. Ve o yüzden zaten ben hayat standartımı iyi sürdürebileceğim bir gelir seviyesinde aylık alıyorum zaten. Bunun artması önemli değil benim için bundan sonra. Bunun sürmesi önemli. Ve işte bu çok önemli. İnsanlar gitgide kırılganlaşan... Ee, ve artan bir gelir hayal ediyorlar. Yani gelirim artsın e, ama arttıkça kırılganlaşıyor. Onun yerine insanlar aslında hayatlarında belli bir seviyeye geldikten sonra ben bunu nasıl sağlamlaştırırım diye düşünüyor olmaları lazım. E, bizim şirketin yapısı bu. İnsanlar kendilerini yetecek kadar sermayeye ulaştıktan sonra artık onu sürdürebilecekleri şekilde çıkıyorlar ve geri kalanlara içeride şirketi büyütmelerini sağlıyorlar ama bir yandan da kendilerinin de bu sayede gelirlerini garanti altına almış oluyorlar. Sistem her bir mezununu artık yataya alıyor. Daha fazla gelir vermiyor ona ama artık yerde ulaştığı yerden de aşağı düşmesini engelleyecek şekilde bir mekanizma oluyor. Çünkü içeride geri kalanlar da kendi geleceklerini inşa etmeye çalışıyorlar. Bu bir titan zinciridir ya da işte şey böyle dolandırıcılar var ya neydi? Jetfadl falan gibi bir şey değil. Evet. Biliyor musun? Çünkü bu sermayenin aslında insansız değer üreten şeylerin üzerinden e, yani kapitalizmi iyi anlayan bir şey. E, bu kendine ait bir hani şey şey Yoktan elektrik üretme şeyleri olur ya fişi kendisine takar sonra ışık yanar. Ya da suyla çalışan araba işte falan filan gibi hani e, alavere dalavere bir olay değil. Bu sermaye ve kapitalizm sistemini aslında çok iyi anlamış bir sistem. Ve e, biz Ciro'nun sadece %10'unu e, dağıtıyoruz. Ciro'nun %10'unu dedik ki... E, sistem yani içerideki sermayenin ürettiği değer yüzde onudur, halbuki çok daha fazlasıdır. İşte onu söylemek istiyorum. Biz zaten çok az bir kısmını sistem geliştiricilere dağıtıyoruz ve o aslında sistemin yani sermayenin esas ürettiği değerin büyük bir kısmını geri kendisine, kendi aşınmasını tamir edecek şekilde kendisini finanse edecek şekilde geri bağlamış durumdayız. Yani sermayenin ürettiği değeri çok az bir kısmı dağıtıracağım. Büyük bir kısmını altyapı fonu diye bir fonumuz var mesela. E, aşınan işte yazılımdır, geliştirmedir, makinedir ya da yeni mühendislerin maaşlarının ödenmesi mesela. Yani bunlar da o sermaye ne yapıyor? Mesela bir arkadaşımız yazılım geliştirmiş. O yazılım ne yaptı? Artık para kazandırıyor. şimdi bu yazılım ama er ya da geç ne olacak? Eskiyecek. Yenisini yazmak gerekecek. Ama bu arkadaş gitti artık. Yazılımı orada duruyor. Şimdi bu yazılımın yenisini kim yazacak? ...yeni bir arkadaş yazacak. O yeni arkadaşın maaşını kim ödeyecek? E, bu yazılım ödeyecek. O, o arkadaşın maaşını yazılım ödediği için... ...şimdi bu arkadaş... ...yeni yeni yazılımcı... E, ...mevcut yazılımın bakım ve onarımını yapıyor. E, ama bu yeni yazılımcı... ...şimdi... Şir ...şirketi büyütebildi mi? Hayır. Hala eskisi kadar oldu. O zaman... ...oradan bir pay alabildi mi? Hayır. Ama bu yeni yazılımcı... ...yazılımı çok daha iyi yazarsa... ...eskisinden daha iyi yapabilirse... Şirketin büyümesine katkı yapacak hale getirirse, bu sefer o ek kısmı kendisini almaya başlıyor. Ya yani böyle bir sistem yani kendi içerisinde. Peki. O yüzden e, dediğim gibi bu bir şey, jet fadıl... bilmem ne sistemi falan değil ya da işte <laughs> çiftlik bank gibi bir yapı değil. Bu gerçekten sermaye yapısını anlayarak kurulmaya çalışılan bir şey. Ben, ben, ben şöyle özetliyorum kendi kafamdan hani dinleyiciler için de belki şey olur. Aslında sürdürülebilirlikle büyüme Arasındaki dengeyi Çok parametreli bir Dengeyi aslında çok güzel Oturtmuş bir sistem çünkü Belli bir süre sonra ya yani Sonsuz büyüme Bireyler açısından sonsuz büyüme diye bir şey yok Çünkü 12 sene sonra zaten Çıkması gerekiyor ve Mevcut hali hazırdaki kazandırdığı Şeylerden alıyor yeni şeylerden bir pay almıyor Bir de Bilmiyorum bilerek mi Yapıldı bu ama sanki Sürdürülebilirlik Şirketin sürdürülebilirliği sanki en üstteymiş gibi anlıyorum önceliklendirmede yani hayatta kalacak, büyüyecek şirket olarak büyüyecek bu arada hani bireysel kazançtan bahsetmiyoruz şirketin büyümesinin sürdürülebilir olduğu bir yapı kurulmuş. Evet, şirketin şimdi şirketin sürdürülebilirliği işte. için şirketin önemsizleşmesi gerekiyor. İçindeki insanlar her bir katkı yapacak geliştirici, tasarımcı, mühendis, yazılımcının önemli olmasını sağladığımızda garip bir şekilde şirketin sürdürülebilirliğini güvence altına almış oluyoruz. Çünkü şirket her yıl daha da büyük bir ciro yaparken aslında her yıl daha da çok kişiye gelir paylaştırıyor. Ve her seferinde en uçtaki, en taze e, kadro, şirketin içindeki en genç, en mevcut aktif kadroyu e, güçlendirmeye çalışıyor. Ve hani böyle ...ağaç yapısı gibi. Her zaman ağaçlar bitkilerin dalların... ...en uç kısmından büyür yani. Biraz öyle bir yapı var. Yani En genç kısmı, içerideki kısmı... ...daha çok ödüllendirirken... ...geri kalan kısmı sabit tutuyor. Ve bu sayede şirket... ...hep devamlı ilerleyebiliyor yani. Geri kalan sistemlerde... ...çünkü şirketin kurucusu, kökü... ...hep böyle büyümeye oranlı... ...kendisini büyütebildiği için... Yeni kişiler katıldıkça 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 onlara bir pay veremez hale geliyor. Çok kalabalık büyük bir operasyona dönüşüyor. Kurumsal adı altında binlerce kişilik bir operasyona dönüşüyor ama e, yani işte aslında bir yerden sonra şirket büyümek de isterse çatır diyor yani. Çatır diyor devamlı. Buradaysa yani şimdi şöyle bir şey var. Amaç çok büyük bir şirket yapmak değil. Amaç ...sermayeye tutunmuş çok büyük bir... E, ...kurtulmuş insan kitlesi oluşturmak. Yani... ...o, o yüzden... ...toplamda herkes yaratma. aynı çatı altında... ...kocaman bir bilançonun içerisinde toplanıyor gibi oluyor. Çok büyük bir şirket görüntüsü oluyor ama... ...çok daha farklı bir şekilde... ...çok daha fazla kişiye paylaştırılmış oluyor. Bir de şöyle bir güzellik var. Diyelim ki yıllar sonra şirket dara düştü. Bir sürü mezunu var mesela. Şu anda 48 kişi şirketten kalıcı kazanç elde etme hakkını kazandı. Çoğu zaten şirketin çoktan içinde çalışan arkadaşlarımız. 8-10 kişi de şirketin dışında artık çalışmıyorlar. Ona rağmen gelir elde ediyorlar. Neyse. Yıllar böyle ilerlemiş ilerlemiş. Gitgide daha çok mezun vermişiz şirketten. Bunların hepsi ama sistem geliştirici. Yani hepsi ya mühendis ya geliştirici ya tasarımcı. Bunlar boş insanlar değiller. Şirketten de devamlı bir pasif gelir alıyorlar. Hepsi ister ki şirket hep iyi olsun yani. Ve ileride içerideki ekip bütün motivasyonuna rağmen şirketi büyütmekle alakalı tıkandı. Hatta daralmaya gitti. Şimdi daralmaya gittiği anda şirket işin rengi değişiyor. Bütün dışarıdaki mezunları artık kendi derdine düşüyor. Diyor ki bu daralmaya giderse işte benim gelirim orada düşmeye başlayacak. O zaman ne oluyor? Bütün eski mezunlarını seferber edebiliyorsun. Diyorsun ki yardıma ihtiyacımız var. Hiçbir şirketin böyle bir şansı yok. Eski çalışanlarını hiç kimse geri toplayıp da eski know-how'larından istifade falan edemez. Hepsinin işi gücü vardır. Burada işi gücü olsa bile dönüp ne yapabiliriz? Her geçen gün şirket büyüdükçe ve ilerledikçe riskleri de arttıkça düşme ihtimali arttıkça o düşmeyi de tamir edecek nitelikteki e, beyin gücünü de aynı anda yedeklemiş oluyor. Onları her ay finanse ederken diyor ki yani bu batan şey sizin de geminiz yani her zaman o yüzden gemi ciddi büyüyor büyüyor ee, o bakımdan da çok muazzam bir şey var yani güvencesi var sistemin. Ya bireysel e, teş, bireysel isteklerle bireysel çıkarla e, bütünsel hani sürdürülebilirlik şeyini çok güzel dengelemiş bir sistem yani bütünsel sürdürülebilir olmak için bireysel çıkarlara öncelik vermemiz lazım gibi bir şey var aslında. Ama aynı zamanda bireysel çıkarları bir yerde keplediğin zaman da bütünsel sürdürülebilirliğe bir destek oluyorsun. Ama diğer taraftan hani bu son anlattığında da hani bütünsel sürdürülebilirlikte sıkıntı olduğu zaman yine bireysel çıkarlar tekrardan canlanıyor ve tekrardan bütünsel sürdürülebil yani çok güzel bir loop'u var bu sistemin. Yani hani Ama en merkezinde şu var. Bir vazgeçiş var. Yani en nihayetinde benim klasik kafadan biraz çıkabilmeme bağlı oldu. Yani ben şirketin sabit bir hissesine sahip olmak, şirket büyüdükçe otomatikman o oranda gelirimin artacağı olduğu, hani o kazan doğurdu hikayesi bence bu. Herkes zaten bu hikayeye inanıyor. Ben bu hikayeye inanmamayı tercih ederek dedim ki ya bu şirketin büyüğü olması otomatikman ben bunun kurucusuyum ve hissedarıyım diye direkt bana her zaman bağlı oluyor olması benim hiçbir zaman bu şirketten ayrılamayacağım anlamına gelir. Çünkü ben ayrıldığım anda içeridekiler bana çalışıyor hissedecekler ve bu onları demotive edecek. Elinden gelen en iyisini yapmalarını engelleyecek. Ve bu şirket de hep olmak zorunda kalacağım ve her sabah içeri gitmek ve her zaman git gide ben daha çok kazandığım için yani böyle bir idare, mudara, dubara garip öyle bir laf vardır. Onunla uğraşmak zorunda kalacağım. İnsanları yani ya politikayla idare etmek ya onları işte partiler vererek devamlı şey yapmak bir garip bir şey Ilk hikayesine dönecek. Ya ben kurtulmak istiyorum. Ben kazandım kadarın kazandıktan sonra belli bir yaşam standartına ulaştıktan sonra ben çalışmak istemiyorum. Ama çalış çıktığım anda arkamdaki şey yıkılsın da istemiyorum. O zaman ben bu şirketin devamlı büyüyor olmasını sağlarsam ve güzel de bir şey. ortada güzel bir ateş var yani insanlar büyütebilmeleri mümkün ve onu verdikten sonra. Diyorum ki siz kendinizi kurtarın. Bu ateşi alıp kendiniz devam edin. Yemek pişirin, ne yapıyorsanız yapın. Ben de e, ve ben ve size de aynısı. Ben mezun oluyorum. Bu arada siz de mezun olabilirsiniz. Tek bir şartla sistemlerinizi iyi devredin. Mesela şöyle bir şey var. Ben mesela şirketten ayrılırken kurduğum sistemleri öğretemezsem e, ben ayrıldığım anda geri kalanların idare edemeyeceği bir şey yaparsam kendi bindiğim dalı kesiyorum. O yüzden herkes 12. Evet. yılına doğru giderken şunu yapmaya çalışıyor. Ya bana hiç gerek kalmayacak şekilde sistemlerimi iyi aktarayım. Know-how'umu aktarayım. Geri kalan şirketlerde mesela know-how'unu saklarsın kendine. Hatta kendi yazılımını sadece senin anlayabileceğin detaylar eklersin. Bazı yazılımcılar yazılımı ileride sorun çıkarsın. Otomatik sorun çıkartsın da yine bana gerek olsun diye kodlar da ekliyorlar. Bunu işte Twitter'da falan öyle mizahi yazılar falan bile çıktı. Yani Bunlar tabii düşünülüyor. Çünkü sistem insanı bunu düşündürtüyor yani. Bizde ise tam tersi. Ya bana hiç gerek olmasın. Öyle temiz yazayım, öyle güzel teslim edeyim ki... ...benden sonraki e, bunu sürdürmekle de uğraşmasın. Üstüne koyabilsin yani. Çünkü yani herkes yıkılmayacak basamaklar inşa etmeye çalışıyor. Ben mesela bunu güzel yapabildiğimi düşünüyorum. Neden? 7 ay önce şirketten ayrıldım. 7 ay... Geçti dün şirket yeni bir ürün lanse etti ve baya hani böyle şey çakma ürün değil ciddi sektör değiştirici sektör şekillendirici bir ürün lanse ettiler. Ee, bu ürün geliştirme iş akışını iyi teslim edebildiğimi gösteriyor yani ee, ve bütün know howumu aktarabildiğimi yani aktarma yani gösteriyor. Bu da işte gibi Hepimizin motivasyonu. Şimdi içeride diğer tasarım yapan arkadaşlar da e, mesela yeni bir tasarımcı gelse normalde rekabet olur. Kıdem olur, şu olur, bu olur. Bizdeki sistem yeni tasarımcıyı yetiştireyim ve bütün bildiklerimi öğreteyim ki yani ben yokken o sistemi götürsün o şirketi büyütmeye katkı yaparken ben de büyüttüğüm kadarını e, kazanmaya devam edeyim. Bir devir teslim algısı çok daha yüksek bizim şirkette. Bütün Bence bunlar ile bu çok zıt bir akış, tamamen zıt bir akış ama kendi içine çok daha güzel bir döngü sağlıyor. Ee, dışarıdan bakınca gitgide büyüyen bir şirket görünüyor ve olacak onu göreceğiz gerçekten. Buna yani adım gibi eminim. Edelkrone artık her yıl istikrarlı şekilde durmadan büyüyen bir şirket olacak. Geri kalan şirketlerin büyüyemediği sektörlerde büyüyebilen bir şirket olacak. Buna adım gibi eminim. Ee, ama en nihayetinde dediğim gibi kurucuları ...değil yani... E, ...daha farklı bir mekanizma ile büyüyecek... ...dışarıdan hani... E, ...sanki işte... ...dediğim gibi... ...yine çılgın gibi büyümeye takmış bir şirket yapısı... ...büyüme ne kadar... nereye kadar önemli... ...insanlar kanaatkar olması lazım... ...durmadan işte büyüyorlar, büyüyorlar falan filan... ...buradaki büyüme... ...zaten kanaatkarlıktan geliyor... İşte ...onu anlatmaya Bilmiyorum. çalışıyorum... E, ve o yüzden Aynen. herkesin sermaye tutunmasıyla alakalı bir gerekliliği fark etmek ve toplumsal bir buhrana bir ilaç olma çabası yani. Ee, ve bütün bu esas hak sahiplerine ben çünkü gerçekten mühendislerin, yazılımcıların, tasarımcıların ister ilkokul mezunu olsun ya. Yani problem çözen insanlar var ya kalıcı çözen insanlar bunlar esas medeniyeti inşa eden insanlar ve bu insanlara esas eser sahibi olduklarını ve esas teknolojinin sırtından geçinmeyi esas bunların hak ettiğini o yüzden yani önce bunları haklarını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum o anlamda evet bir şeyim var yani manevi bir şeyim var haksızlık oluyorsa hani ben emekçi falan değilim. ya da işte olur ya sosyalist ya da e, komünist işte İş e, işçi paylaşır. haklıdır falan filan hayır ben teknolojiyi geliştiren insanlar teknolojinin sırtından kazanmayı hak ediyorlar. Onlar da tasarımcılardır. Bu arada teknoloji illa bilgisayar yazılım falan filan değil yani makine falan da değil. Hep o örneği veriyorum. Bizim fabrikanın iki tane kapısı vardı. Hala var da. Şimdi ikisinden de giriyor insanlar. Hangisinden gireceğini bilmiyor. Bir tanesi doğru kapı, öbürü yanlış kapı. Yani yanlış kapıdan girersen geri çıkıyorsun, zaman kaybediyorsun. Misafire de ayıp oluyor. Saçma sapan iletişimsel hatalar da oluşturuyor. E birisi o kapının üstüne şey yazdı. Yani girişler öbür kapıdandır diye şimdi bir yazı yazdı. Bu kadar. Teknoloji budur. Şimdi o kişi e, o yıl boyunca pek çok gereksiz trafiği engelledi. Herkesin doğru kapıdan girmesini sağladı. Misafirin doğru kapıdan girmesini sağladı. Pek çok şey. Bu bir kere yaptı bunu ya. Yani. Bir kere yaptı bitti yani. Teknoloji budur. Ve gelişim işte bunlar sayesinde olmaktadır. Bunlara hakları verilmesi gerekiyor. Ee, ve böyle olduğu takdirde ben dediğim gibi herkesin nihayet doğru şey. Ben de teknoloji geliştireyim. Ben de sistem geliştireyim. Ben de problemleri kalıcı çözeyim. Ya burayı temizlemek değil. Burayı daha hızlı temizlemenin yollarını araştırayım. Yani belki de çok daha iyi bir kimyasal var. Ben bu kimyasalı kullanırsam çok daha hızlı temizleyeceğim. Ben bunu öğreneyim. Çünkü bu bir kere öğrendikten sonra hep içeride kalacak. Herkes buna şey yaptığımız zaman Nihayet teknoloji bizi gerçekten özgürleştirmeye başlıyor ve bizler e, işte kasiyer olmaktan, şoför olmaktan, bilgisayarın başında çürüyen, çürüyen insanlar olmaktan kurtulup teknoloji diye bir şey, zekamız var ya biz hayvanlardan farklıyız, biz, kend, biz akıllıyız yani biz e, devamlı avlanmak zorunda değiliz, biz armut piş ağzıma düşü yaratabilecek yaratıklarız yani. O zaman yaratalım ve gerçekten armut pişsin ağzımıza düşsün yani. Ve bunu da esas yaratanlar insanların sayısı artarsa bu daha hızlı olur. Bunları yaratan insanların sayısını arttırmak için de bu insanlara yarattıklarını geri vermek lazım. Ve bu sayede insanlık teknoloji insanlığı özgürleştirir. Ama şu anda çok fazla teknoloji var. Yani paçalarımızdan teknoloji dökülüyor ama ne yazık ki halen tutsaklık azalmadı. Bu kadar teknoloji çok az insanı özgürleştiriyor. Çoğu insan hala tutsak yani daha çok insanın çoktan rahat yaşıyor olması lazım bu kadar bilim ve teknolojiyle yani. Bunun sebebi sahip geliştiricilerin sahibi olamamaları. O yüzden geliştiriciler sahibi olacaklar. Bu yeni bir e, şirket yaklaş, yaklaşımı ve bir nevi şirketler de aslında hayatlarımızın çoğunun geçtiği yerler olduğu için yeni bir hayat yaklaşımı ve bu hayatlarda da birleşince e, yeni bir dünya düzeni yaklaşımı gibi bir şey oluyor. Ama dediğim gibi şey konusunda mutluyum. Hani anlatmak değil, bizzat gösterebildiğimiz bir şey olduğu için. Artık birkaç yıldan beridir istikrarlı şekilde uyguladığımız bir şey olduğu için. Yani bir model var ortada. Örneğini verebileceğimiz. O yüzden çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Çünkü biliyorum anlatmaktan daha çok her zaman etkili olan göstermektir. Birkaç sayı mesela vereyim hani insanları daha da etkilemesi bakımından. Mesela şu anda ortalama ayda 110 bin dolar bir para dağıtıyor bizim şirket. Sistem geliştiricilerine. Ee, şirket mesela atıyorum %10 büyürse bu yılda ki %10 çok rahat büyüyoruz. Şu ana kadar hep daha da fazla büyüdük bu sistem sayesinde. %10 büyüse, %10 büyümesi kimler sayesinde oldu diye bir oylama yapılsa ve 20 yani büyüme benim sayemde olduğu ispatlayabilsem o 20 kişiden birisi arasına girmeyi başarsam sırf bir yılda %10 büyüme cüzi bir büyümenin büyümeyi sağlayan 20 kişiden birisi olan bile mesela bizde 600 dolar seviyesinde hemen bir ömür boyu yani ömür boyu derken şirketin mar olduğu sürece ve cirosu düşmediği sürece e, alabileceği bir gelire ulaşıyor 600 dolar. Şimdi 600 dolar nedir? 6 Alt kere 6 36 3600 lira 3600 lira işte bir apartman dairen olsa zaten o kadar kira alırsın yani. Bu da şu anlama geliyor. Ya işte gel sistemi geliştir, şirketi kalıcı büyüt ve apartman daireni al. Ama daha dur bakalım 12 yılım var önünde. 12 yıl boyunca her yıl %10 büyütebilirsek ki %10 büyüme büyümüş bir şeyin %10 daha da değerli olur. Sonraki öbür yıl büyümüş bir şeyin %10 daha da değerli olur. O yüzden bunların kümülatif bileşimi ayda işte hesabı yapmıştık sanıyorum 10 bin dolar seviyelerini çıkartabilir dolar üzerinden her yıl yüzde yani şirketi şimdi şöyle bir şey var 20 kişiden birisi olmak ortalama bunlar hepsi ortalama şeyler daha aşağı olur daha çok olur ama e, bunu ya bu, bu, tarz sayılar önerebilen bir şirket olmak herkesin kafasını daha da açabilecektir yani e, bu arada konu şu da değil mesela bizim şirketi çok hani anlatır gibi oldu ama ben bu modeli anlatmak taraftarıyım Tabii. ve çoktan ürünlerini oturtmuş atıyorum 20 kişi, 30 kişi, 5 kişi, 10 kişi de olabilir. 10 kişi olmuş, belli bir ciro sağlamış. Pek çok şirket var yani. Bunların işte kurucuları var. 2-3 kişi oluyorlar. Sonra yanlarına bir yazılımcı ve işte diğer tasarımcı ekibi toparlıyorlar. İşte bir ofisleri var, takılıyorlar. Ve sonra olay toplantı, geliştirme toplantısı bilmem ne ya da işte böyle işte hedefler koymalar, primler falan ama böyle bir olmuyor bir türlü. Herkes canı dışına takarak çalışamıyor bir türlü ve bir süre sonra olay ne yapsak da motive etsek, ne yapsak da motive etsek. Böyle çok şirket var. Ben mesela onu söyleyeyim yani belki bu yayın dinleyenler arasında bu tarz kişiler vardır. Yani ben o konuda yardımcı olabilirim. Yani sizin sisteminizde Eder Kron'a katılmaya gerek yok. Yani sizin sisteminizin de evet. buna dönüşmesi ve herkesin nihayet kendi kurduğu sistemden özgürlüğünü elde etmesiyle alakalı daha basit adımlar şeklinde bir geçiş planı önerebilirim. Çünkü bizim biz oradan geçtik yani. Biz klasik bir şirket olmaktan buraya geçtik. O adımları biliyorum yani. Her şeyin gizli olduğu falan bir yerden, her şeyin şeffaf olduğu bir yere geçince, sonra bütün yetkinin bana ait olduğu bir yerden, bütün yetkinin meclise ait olduğu bir yapıya geçince, o geçişin çalkantıları daha önce yaşandı yani. O konuda pek çok anlatabileceğim şey var. Örnek olmak ve o konuda danışmanlık yapmak isterim yani. Bu çok bu çok güzel bir şey oldu. Çünkü aslında hani biz nasıl ürün geliştirilir konuşuyoruz. Aslında nasıl ürün geliştirir en yukarıya doğru çıktığın zaman zaten bu konuya geliyor. Yani teşviklerin çıkarların nasıl işte ortaklaşa olduğu aynı hedefe koştuğumuz vesaire zaten bu konulara geliyor. Aslında işin bayağı temeline girdik şu anda. Hani insan doğasından, insan psikolojisinden, kapitalizmin getirdiğinden, gelişimden sürdürülebilikten bunlara değinmiş olduk ve zaten aslında iyi bir ürün geliştirmek istiyorsan buraya kadar temeline kadar gitmen gerekiyor. Ee, çok güzel bir örnek var elimizde. Ee, bu arada hani paylaşılıyor da her türlü işte bunun gibi podcastlerde veya işte yazılı olarak vesaire o yüzden insanların okuyabileceği şeyler de var. Ee, sen de hani çok e, cömert bir şekilde hani yardımcı olabileceğini, danışmanlığını da yapabileceğini de söyledin. Umarım e, bunu dinleyenler için de Faydası olur. Ben hani kendim olarak sana teşekkür ederim hani bu bilgileri paylaştığın için vakit verdiğin için. Teşekkür ederim Bu fırsatı verdiğin için. Sanıyorum en derli toplu şu ana kadar derdimi anlatabildiğim podcast de bu oldu. Kendi podcastlerimde bile derdimi böyle anlatamıyorum teşekkür ederim yani bu fırsatı verdiğin için. Süper ve benden değil o sendendir doğru zaman doğru şeydir. Ben çok teşekkür ederim tekrardan dinleyenlere de ayrıca teşekkürler. İyi günler görüşmek üzere.